Arkadaşlar merhaba, ben Barış Hoca. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü dersimizin konusu Perfect Modular. Geçmiş zaman belirten bu Perfect Modular nasıl kullanılıyor, ne manaya geliyor hep birlikte görelim. Ayarlarımızı yapalım ve konu anlatımımıza başlayalım. Birinci göreceğimiz model, could, have verb 3. Arkadaşlar ben bu verb 3'ler için bir fiil seçeceğim. Do fiili. Bunun past participle yani verb 3 halini kullanacağım. Could have done. Geçmişteki hayali durumlarda bize vereceği çeviri mış miş olabilirdi ama olmadı, olamadı. Yani sonuç itibariyle eylem gerçekleşmedi. We were so tired. We could have slept for a week. Başka bir örnek verelim. The situation was too bad, but it could have been worse. Daha kötü olabilirdi, fakat neyse ki değildi, olmadı. Carol could have stayed with you when she was in Cardiff, but she preferred a hotel. Geçmiş zamanda bir eylem olabilirdi, gerçekleşebilirdi, fakat gerçekleşmedi. Burada sonuç bildirdiğini unutmuyoruz. Bir sonraki modulumuza geçelim. Olumsuzu could not have done ya da couldn't have done. Geçmişteki durumlarda mışmış olamazdı. Olamadı da. Yani burada da sonuç yine bir öncekiyle aynıdır. Eylem gerçekleşmemiştir. I was too busy yesterday. I couldn't have helped you. Yani o kadar meşguldüm. İstesem de zaten sana yardım edemezdim. Sonuç olarak edemedim de. We had a really good holiday. It couldn't have been better. O kadar iyiydi ki daha iyi olamazdı. He couldn't have come with us. Because the bus was full. O istese de gelemezdi. Sonuç itibariyle gelemedi de. Gelelim bir sonraki perfect modulumuz. Must have verb 3 yani must have done olarak vereceğiz. Burada arkadaşlar elimde belli bir çıkarım olacak, bir delil kanıt olacak. Ben ise bu delile kanıta yönelik yüksek ihtimalli tahminde bulunacağım. Yani yazalım. Geçmişe dayanarak çıkarıma bağlı yüksek ihtimal. I have lost one of my gloves. Eldivenleri düşürdüm. Burada düşürdüğüm yeri kesine yakın tahmin edebiliyorum. O zaman I must have dropped it at home. Evde düşürmüş olmalıyım. Farz edelim ki yahut cebimi karıştırıyorum, çantamı karıştırıyordum. Bunun dışında herhangi bir yerde temasım olmadı, düşme ihtimali de yok. O zaman evde düşmüş olabileceğine dair kesine yakın tahminim var. My room
is clean. My mom must have cleaned it. Diyelim ki odamızı dağınık bıraktık, kirli bıraktık. Tabii bunu hiçbir zaman yapmıyoruz. Fakat dışarı gittim, geldim, bir baktım ki oda temizlenmiş. Her şey pırıl pırıl. Dışarıdan birinin de gelip bu odayı temizlemeyeceği ihtimali olmadığına göre ne yapacağım? Çıkarıma bağlı yüksek tahminim var. Annem odayı temizlemiş olmalı. Bir başka örnek daha verelim. You used to live in İstanbul. Used to'yu geçmişe ait alışkanlıklarda kullanıyorduk. Yine geçmişten bahsediyoruz. It must have been so hard. İstanbul'un kargaşasını, kalabalıklığını bildiğimiz için karşı tarafa ne diyeceğiz? O zaman geçmişe ait senin için bu çok zor bir durum olmalı. Gelelim bir sonraki modulumuz. Must have verb 3'ün olumsuzudur. Must not have done. O zaman burada da çevirimiz mamış memiş olmalı, yapmamış olmalı, etmemiş olmalı. Max stepped on a piece of dirt. He mustn't have been looking where he was going. Bir şeye basmış, çamura, bir pisliğe. O zaman bunun da nereden geldiğini bilmiyorsak ne diyeceğiz? Gittiği yere bakmıyormuş. Bir örnek daha verelim. Alex is a diligent student. But he got low grades. O zaman bu gayretli arkadaşım düşük not almışsa bu işte bir kusur olmalı. Bu da he mustn't have studied enough. Derste kendini, sınavda kendini iyi hissetmiyor da olabilir. Ya da bunlara çalışmamış da olabilir. Normal durumu bildiğim için aksi duruma yönelik bir tahminde bulunuyorum. Diligent, gayretli, gayretli, aynı zamanda da maharetli, becerikli demektir. Diligent. Diligent. Bir sonraki modulumuz may ya da might have done. Bu da yaptığım çıkarımda yüksek ihtimal yoktur. Mış olabilir de olmayabilir de. Yani yapmak fiiliyle do'yu kullanıyoruz. Örneklerimizde yapmış da olabilir. Yapmamış da. Stephanie didn't answer my phone. She may have been busy. Yani müsait olmadığı için de yanıt vermemiş olabilir. Özellikle de yanıt vermemiş olabilir. Buna dair bir kanıtım yok. Bir diğer örneğimiz. I can't find my phone. I may have left it on my desk. Telefonu sık sık kullanıyorum. Otobüste de, arabada da kullanmış olabilirim. İş yerinde de unutmuş olabilirim. Ya da yanlışlıkla bir arkadaşım telefonları karıştırmış, götürmüş de olabilir. Yani her şey olabilir. O zaman çıkarım yapamıyorsam, yüksek tahminim de yoksa may ya da might have verb 3 ifadesini kullanıyorum. Son bir örnek daha. They might have gone out because their lights were off. Bu arkadaşlar dışarı gitmiş de olabilir, yatmış uyumuş da olabilir ya da ışıkları kapatmış, film izliyor da olabilir ki ışıkları yanmıyor.
Bir diğer perfect modulumuz should have done. Olumsuzu shouldn't have done. Should not ya da shouldn't have done. Burada ise aynı could have verb 3'te olduğu gibi sonuç vardır. Çevirisi ise yapmış olmalıydı ama yapmadı. Olumsuzu içinde yapmamış olmalıydı ama yaptı. Örneklere geçelim. Merve should have joined us last night. We had a great party. Merve bize katılmış olmalıydı ama katılmadı. He shouldn't have eaten too much. He has stomach ache. Bir örnek daha verelim. We should have been listening our teacher, but we were busy playing with our phones. Continuous olarak da kullanabiliriz. Dinliyor olmalıydık fakat ne yaptık? Dinlemedik. Başka işlerle meşgul. Bir diğer perfect modalım cannot have done ya da can't have done. Burada imkansızlık söz konusudur. Sophia has gone to Spain for a week. Eğer ki bir kişi gitmiş ve hala oradaysa ne kullanıyorduk? Gone to yapısı. You can't have seen her yesterday. Yani bu arkadaş şehir dışında, ülke dışında. O zaman sen dün onu görmüş olamazsın. Bu işte bir yanlışlık var. Ya da karşısındakine inanamadığımız durumlarda, büyük hayrete düştüğümüz durumlarda kullanabiliriz. You can't have told everything to her. Ona her şeyi anlatmış olamazsın. Can't have forgiven him after all the things happened. Tüm bu olaylardan sonra onu affetmiş olamazsın. Yine burada bize imkansızlık belirten bir yapı anlam katıyor. Geliyorum. Bir diğer kullanacağım modal needn't have done. Burada olay gerek yoktu ama yaptı. The restaurant was empty. We needn't have booked a table. Yani gittiğimizde restoran boştu. O yüzden daha önceden rezervasyon yapmamıza gerek yokmuş ama yapmış bulunduk. Everything was under control. You needn't have worried too much. Her şey kontrol altındaydı. Senin bu kadar endişelenmene gerek yoktu ama ne yaptın? Endişelendin. Bu da sonuç bildiren ifadelerimizdendir.
Dikkatinizi çekmek istediğim nokta şudur. Biz zorunluluklarda, gerekliliklerde geçmişe ait have to yapısını had to olarak kullanıyorduk. Olumsuzu ise didn't have to. He didn't have to get up early, so he didn't. Burada ise anlam şudur. Yapmasına gerek yoktu ya da kalmadı. O yüzden de yapmadı. Needn't have done da yapmasına gerek yoktu ama yaptı. Didn't have to ya da didn't need to yapılarında yapmasına gerek yoktu. O yüzden yapmadı. Birinde eylem gerçekleşiyor, diğerinde gerçekleşmiyor. Buraya dikkat edelim. We didn't have to book a table. Masa ayırmamıza gerek yoktu. O yüzden de rezervasyon yapmadık. Buradaki örneğimde yapmamıza gerek yokmuş ama yaptık. Burada ise yapmamıza gerek yoktu. O yüzden de yapmadık manası çıkıyor. Would have done yapmış etmiş olurdu ama yapmadı, etmedi manası taşır. I would have called Lisa, but I didn't have her number. Arardım, davet ederdim onu. Fakat numarası yoktu. O yüzden de aramadım, arayamadım. You should have seen the movie. Görmeliydin ama göremedin. Görseydin, you would have liked it. Onu beğenirdin. Tabii görmediğin için beğenemedin. Gelelim bir diğer yapımız. Would rather ya da would sooner have verb 3. Geçmişe dair yapılmasını tercih ettiğimiz ama gerçekleşmemiş durumlar. He would rather have studied biology than engineering. Mühendislik yerine biyoloji okumuş olmayı tercih ederdi, etmiş olurdu, fakat etmedi ya da edemedi. Yine benzer bir yapı. Would prefer to have done. She would prefer to have attended. Cardiff University than Bilkent University. Bilkent yerine Cardiff Üniversitesi'nde okumuş olmayı tercih ederdi. Bir diğer yapımız da was were to have done yapmış etmiş olurdu. He was to have brought my books, but he had to go somewhere. Getirirdi, getirmiş olurdu ya da olacaktı. Fakat başka bir yere gitmesi gerekti. Burada perfect modullerin konu anlatımını bitirmiş bulunuyoruz. Bunları toplu halde size vermek istiyorum. Bunun için de gelin beraber bir tablo çizelim. Insert table. Modulumuzu ve ne çevirisi olduğunu tabloya yerleştirelim. Could have done yapmış etmiş olabilirdi ama yapmadı, yapamadı. Couldn't have done
İstese de yapamazdı. Yapamadı da. Must have done burada çıkarıma bağlı yüksek ihtimalimiz vardı. Çevirimiz mışmış olmalı. Annem odayı temizlemiş olmalı. Telefonumun bildirim ışığı yanıyor. Biri beni aramış olmalı gibi. Must not have done. Burada da ne? Çıkarıma bağlı. Yüksek ihtimal var. Burada da ne diyeceğiz? Yapmamış, etmemiş olmalı. Tablomuzu aşağı alalım. May ya da might have done. Burada ise belirsizlik vardı. Yapmış da olabilir. Yapmamış da. Should have done. Yapmış olmalıydı ama yapmadı. Shouldn't have done. Yapmamış olmalıydı ama yaptı. Can't have done. Burada imkansızlık söz konusu. Yapmış, etmiş, olamaz, imkansız. Needn't have done. Yapmasına gerek yoktu. Ama yaptı. Burada karıştırmayacağımız husus neydi? Didn't have to do yapısı. Buranın arkasından verb 1 gelir. Yapmasına gerek yoktu. Ya da kalmadı. O yüzden de yapmadı. Burada eylem gerçekleşti. Burada ise bahsettiğimiz eylem gerçekleşmedi. Would have done yapmış etmiş olurdu. Ama yapmadı. Tercih belirten bir ifademizi de verelim. Would rather ya da sooner have done yapmış etmiş olmayı tercih ederdi. Ama eylem gerçekleşmedi. Ama tercih etmedi ya da edemedi. Model konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Önce konu anlatım videosunu izlemeniz, ardından bu tabloyu defterinize geçirmeniz ya da soru çözerken bu tabloyu yanınıza ta ki görür görmez hatırlayana kadar yanınıza almanız. Ardından bir süre sonra zaten iş otomatiğe bağlayacaktır. İlk başta karışık gelebilir ama soruları çözdükçe soru çözümünde de bunları göstereceğiz. Yanına yaza yaza göre göre açıp bu tabloyu baka baka hafızanıza yerleşmiş olacak. Bugünlük burada videomuzu bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.